Düzgün beş şimdi beni aradı. Ne saklıyorsun orada? Hiç. Ne dedi Düzgün Bey? Öğleden sonra bir toplantı istedi. Dosyaları da yanınızda getirin dedi. Dosyalar mı? Ha? Tamamen unutmuşum ben o dosyaları. Aklın nerelerde Küçük Bey? Ben böyle bir şey yapsam söylemediğini bırakmazsın. Hemen hallederim. Aklını alınma prenses olduğunu ben biliyorum ama. Yok canım, ne ilgisi var? Hadi hadi. Volkan. Hı. Kimdi o kız biliyor musun? Ben nereden bileyim? Dans eden sendin. Yoksa tanımıyor musun? Ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Kapat çabuk o çekmeceyi. Ya. En iyi dostundan da gizlin saklı mı var ya? Ne saklıyorsun o çekmecede? Seni ilgilendirmez. Demek buydu ha? Evet. Rahatladın mı? Nereden buldun bunu? Kaçarken düşürdüm. Sen de alıp sakladın öyle mi? Şaşkınlıkla cebime koymuşum. Şaşkınlıkla öyle mi? Sence de garip değil mi? Tam 12'de apar topar kayıplara karışan bir kız. Keşke çiçek yerine ayakkabısını düşürseydi. O zaman daha rahat bulurduk. Gerçekten mi? Yok yok. Sen iyi değilsin Hakan. Bu kız senin aklını başından almış. Yok canım. Hiç de değil. Ama haklısın. O kadar güzeldi ki. Harikalar diyarından gelmiş gibi. Kim yapacak söyler misin? Kuline! Kuline! Ay bir rahat yok. Beni güzellik uykumdan uyandırmaya utanmıyor musunuz? Konsey üyeleri seni çağırıyor Kuline. Tamam tamam, hazırlanıp hemen geliyorum. Ay bir rahat yok vallahi. Yine ne istiyorlar? Ne güzel rüya görüyordum. Ay Betürcüm ne yapıyor acaba? Sensiz geçen her gün beni derinden yaralar. Gelmeyince sen feryat eder kuşlar. Feryat eder kuşlar. Feryat eder kuşlar. Ciğerim paralar. Ciğerim paralar. Ben bu adamcağızın sonunu hiç iyi görmüyorum. Ay ben de iyice deli divane olmadan bir ziyaret edeyim bari. Ya konsey toplantısı? Ay azıcık bekleyiversinler. Bu iş daha önemli. Ayrıca ben Yüce Kulina'yım. Bir şey diyemezler. Ay saçlarımı nasıl yapsam acaba? Ay saçları falan ne güzeldi ama değil mi? Merve, sen beni çıldırtmak istiyorsun anlaşılan. Bak gördün mü, listeden de bir şey çıkmadı. Evet, demek ki davetsiz bir misafirdi. Ay buldum. Volkan'a soracağım. Volkan kesinlikle biliyordur. Hem Volkan bana her şeyi anlatır. Volkan'a sorduğum zaman neden cevap vermesin ki? Evet evet, Volkan'a soracağım. Ay pardon. Rica ederim. Ay. Merhaba Simge Hanım. Merhaba. Verdiğiniz fikir çok güzeldi ama gördüğünüz gibi daha ben evlenme teklifini açıklayamadan içeri o kadın girdi ve her şeyi berbat etti. Maalesef. Oysa evlilik kararınızı açıklayabilseydiniz Makbule Hanım ve Nana'dan kurtulmanız çok kolay olacaktı. Ay bir de başımıza bu gizemli kadın çıktı ya. O gizemli dediğiniz kadın gece yarısı olduğunda apar topar kaçmasaydı maskenin ardındaki gerçek yüzü görebilecektik. Ama göremedik. Davetli listesini tam 3 kere inceledim. Davetli olmayan biri olmalı. Tüm hayatınız Nana'nın gelişinden sonra iyice alt üst oldu, öyle değil mi? Bu gizemli kadınla Nana'nın bir bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Neden olmasın? Evet. Onu baloda istememiştim. Benden intikam almak için böyle bir oyun oynamış olabilir. Olabilir. Aa, Merve.
fazla yakından atıyorsun. Biliyorum. Geçen haftaki maçta onu kim? Bak şu kumral çocuk, eline basket topu her var ya o işte. Okulun en yakışıklı çocuğu nasıl tanımazsın? Sadece derslerine bazen atıyor, bazen oluyor, bazen olmuyor. Ay, tabii canım, her zaman anlattığın gibi. Biliyor musun, basket takımının da kaptanı. Madem o kadar beğeniyorsun, gidip konuşsana. Sen deli misin? Bütün kızlar onun peşinde, bana bakmaz ki. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Demek okulun bütün kızları onun peşinde ha? Güzel. Anneciğim, gözlerime inanamıyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz, mutluluklar verdiniz. Ay işiniz varsa ben rahatsız etmeseydim. Ha, yok yok, işim yok. Bu resimler senin sonun olacak Kulina. Olur mu? Benim işim sizsiniz. Ha, yani iş değilsiniz. Yani iş olur efendim, iş sonra da olur. Fakat oysa siz sonra gelmiyorsunuz. Ay vallahi çok hoşsunuz müdür bey. Sizsiniz, sizsiniz. Yalnız sizsiniz. Buyurun. Sizsiniz. Buyurun. Yalnız sizsiniz. Sizsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ama çok heyecanlısınız. Ay çok yani. Bu ne sürat beyefendi? Demek yine müdürün yanında. Konsey üyeleri de saatlerdir onu bekliyor. İşte bu çok güzel. Tam sırası. Şimdi işim bitti Kulina. Hah. Şoker, nereye? Konsey üyeleriyle konuşmam gerekenler var. Ama onlar... Bana hiçbir şey yapamazlar. Hele Kulina'nın yaptıklarını öğrendikten sonra. Ayrıca elimdeki resimleri gördükten sonra bakalım ne diyecekler. Lütfen, lütfen. Bakalım ama. Olmaz, vallahi olmaz. Utanırım. Utanırım okuyama, utanırım. Ay utanmayın canım. Gerçekten merak ediyorum yazdıklarınızı. Bu yaştan sonra beni şair yaptınız ya. Pes vallahi. Ay, ay vallahi. Demek içinizde varmış müdürcüğüm. İçimde sadece size duymuş olduğum derin hisler ve pırpır uçuşan kelebekler var hanımefendiciğim. Ay vallahi çok şakacısınız. Ay. Oku ayol. Sensiz geçen her gün beni derinden yaralar. Gelmeyince sen feryat eder kuşlar, ciğerim paralar. İşte her şey gözler önünde sayın konsey üyeleri. Evet, bana kızgın olduğunuzu biliyor ama ben hiç olmazsa yüce bir şey için uğraş veriyorum. Var olan ve kaybolan benliğimi bulmak için konsey üyeleri. Oysa Kulina'ya bir bakın. Dünyevi zevklerin içine dalmış ve buradaki görevlerini tamamen unutmuş durumda. Yerden göğe hakkı var. Ne? Onu beklediğimizi bilmiyor mu? Yoksa söylemedin mi Gorfo? Söylemez olur muyum efendim? Söyledim ama umrunda bile olmadı. Baksanıza. Siz yüce konsey üyelerini takmıyor bile. Süslenmiş, püslenmiş, dünyaya gitmiş. Oyuncaklar ülkesinde huzursuzluklar baş göstermeye başladı bile. Hem de nasıl? Başta biri olmayınca her kafadan bir ses çıkıyor. Kulina görevini yapacağı yerde eğlenceden eğlenceye koşarsa böyle olur. Şunlara bir baksanıza. Şunlara bak. Nasıl durmuş? Artık ben size başka ne göstereyim? Merhaba Gamze. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hafta sonu basket maçıma gelsene. Sonra da bir şeyler yaparız. Ne oluyor oğlum sana? Sana ne cüce? Çekilsene sen şöyle. Gamzeciğim utanmana gerek yok. Bence sen çok tatlı bir kızsın. Ne diyorsun sen ya? Çekilsene oğlum şuradan ya. Sen karışma ufaklık. Ayağını denk al oğlum. Öyle kızın ayağına top düşürmeler falan. Yedik bir saattir. Çok üzücü olur bari. Ay çok
çok korktum. Ne yaparmışsın? Ne yapacağımı görürsün. Re, ra ra ra, gasray gasray, cim bom bom. Bu saatte ne işin var evladım? Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. En büyük. Cim bom bom. Cim bom. Anlaşıldı. Bugün Galatasaray'ın maçı var galiba. Evet Makbuş Sultan. Ne maçı? Ne maçı olacak güzelim? Futbol maçı. Ben güzel miyim? Makbuş Sultan, akşam ne yemek var? Ne istersen yaparım. Tavuk istiyor benim canım. Yaparım. Hazırlıklara başlayayım ben. Neden hazırlanıyor? O da mı oynayacak? Hayır evladım, maçı izleyecek. Ne kadar neşeli. Keşke her gün maç olsa. Makbuş, nasıl bir oyun bu? Ay evladım, futbolu bilmiyor musun sen? Oyuncaklar ülkesinde yok ki. Ay ben senin hep oradan geldiğini unutuyorum. Dünyadaki erkeklerin çoğu futbol delisidir. Hele Hakan. İyi de nasıl oynanıyor? Bak, iki takım var. Hepsi böyle bir topun peşinden koşuyor. Bir sürü adam. Böyle karşı kaleye böyle çıkan gol atıyor. Gol! İşte bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Saçmaymış. Sakın bunu Hakan'ın yanında söyleme. Çok sinirlenir. Peki. Ya. Cim bom bom. Gatsay gatsay cim bom bom. Gatsay gatsay cim bom bom. Bom. Şoker, senin ne işin var burada? Oyuncaklar ülkesine olan bağlılığımı sayın konsey üyelerine ispat etmek için buradayım sayın Kulina. Nasıl yani? Biraz önce dünyaya bağlanıp okul müdürüyle olan konuşmalarınızı izledik. Bunun anayı korumakla ne ilgisi olduğuna bir anlam veremedik ama. Ayrıca bu fotoğraflar. Bakıyorum da dünyada oldukça eğleniyorsunuz. Hayır ama efendim, ben Nana'yı Şoker'den korumak için... Benden korumak için mi? Sayın konsey üyeleri, ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Sadece gerçek benliğimi arıyorum dünyada. Yalan söylüyor. Nana'nın insan olmasını engellemeye çalışıyor. Hayır. Bu kesinlikle yalan konsey üyeleri. Dünyaya gitmek için bahane arıyor. Neler yaptığını siz kendi gözlerinizle gördünüz. Yeter bu kadar. Evet Kulin. Daha önce de dünyada tatsız şeyler yaşamıştım. Hatırlarsın umarım. Ama o zaman çok genç ve tecrübesizdim efendim. Şimdi sana düşen sorumluluklarını yapacak. Ve buradaki görevlerini aksatmayacaksın. Sana son bir şans veriyoruz. Bunu iyi değerlendir. Peki efendim. Sana gelince Şoker. Nana'ya en ufak bir zarar verecek olursan olacaklardan sorumlu değiliz ona göre. Asla. Anlaşıldı mı? Şimdi gidebilirsiniz. Acıyor mu? Hiç acımıyor. Asıl ben onu çok fena benzettim. Tabii canım. Benim kız arkadaşıma nasıl asılır ya? Okulda başka kız mı kalmadı? Abi boş ver. Takma kafana da olay büyümesin. Ama ben ona çıkışta yapacağımı biliyorum. Bu iş burada kalmayacak. Ya Emre lütfen. Evet Emre, boşu boşuna dayak yiyeceksin. Boşu boşuna mı? Yani aslında sevenlerin arasına giriyorsun. Gamze'nin de Mert'e ilgisi var. Ona bir mektup yazmış. Ne diyorsun sen ya? İnanmazsan Mert'e sor. Merhaba. Ay koro çalışması bugün çok uzadı. Öğretmen bizi bırakmak bilmedi. Of, bu çocuk gerçekten manyak. Senin hiç suçun yok öyle mi? Okuldaki tüm kızlar gibi sen de ondan hoşlanıyorsun. Hadi itiraf et. Hiç de bile. Sen beni salak mı sanıyorsun kızım? Çocuğun ağzının içine düşüyorsun. Sonra da bilmiyormuş ayağına yatıyorsun. Bir daha benimle konuşma Emre. Ya baba ya, kızlar neden hep yakışıklı erkeklerle çıkmak istiyor? Sen de yakışıklısın oğlum. Okuldaki tüm kızlar Mert'in peşinde.
Gamze'ye de dahil. Gamze olayını Yağmur'dan da dinledim. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Hiç de bile. Peki sen ona mektup yazdığını ya da verdiğini gördün mü? Hayır. Gamze'de yok böyle bir şey diyorsa ona inanmalısın bence. Öyle mi? Tabii. İleride bunu daha iyi anlayacaksın Emre. Önemli olan güç, para ya da yakışıklı olmak değildir. Önemli olan gerçek sevgiyi bulmaktır. Sen gerçek sevgiyi buldun mu baba? Anneniz de bulmuştu. Hadi takma kafanı artık. Her şey düzelir. Hadi maça maça. Re re re. Ra ra ra. Ra. Gasray gasray. Cim bom bom. Hani nerede senin forman? Şu çekmecede olacak. E hadi o zaman. Çabuk al. Koş. Ra ra ra. Gasray gasray. Cim bom bom. Re re re. Ra ra ra. Gasray gasray. Cim bom bom. Koş bakalım. Gasray gasray. Cim bom bom. Hadi vur. Hadi vur. Vur. Hadi. Hadi. Gol. Gol. Hadi vur. Allah kahretsin ya. Aman be. Öf ya. Gidin mahallenizde oynayın ya. Ya gidin mahallenizde oynayın. Ne oldu Galatasaray'a? Şu anda yerde. Neyse hadi. Geliyor. 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 Hadi. Hadi. Geliyor. Ah ya. Aman ya. Öf ya. Öf ya. Öf be. Bu kadar da olmaz ki ya. Olacak şey mi ya? Böyle mi oynanır? Hadi, hadi. Ya, bak bak kuş ya. Çekeyim. Tamam, tamam evladım, tamam. Şunu tamam. Ya. Hadi. Ben yatıyorum evladım. Sen hadi. 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 Bakın bu futbol ne kadar saçma sapan bir şey deniyorsun. Yok sen be, merak yok etme. Be. Oraya mı ya? At, at, at be. Galatasaray'a gol lazım. Ya. At be, at be. Ali Samiye tutarında taraftarın mesleğini arkasına alan Galatasaray. Ne durumdayız? Çok kötü. Sion karşısında gol bulmak zorunda. Ne olması gerekiyor? Hadi, hadi. Bak, hadi. UEFA'nın yolunda devam etmek gerekiyor. Gol atmak gerekiyor. Gol atmamız gerekiyor. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. Ver pasını, ver pasını. Çok çok önemli bir şey olacak herhalde. Hem Türkiye hem dünya için. Az şimdi biz tur atmayacağız. Volkan Yaman. Bu kadarcık mı? Hadi oğlum. Topu bir türlü uzaklaştıramadı. Koşun biraz. Hadi, hadi. Hadi. Şu seyirciye bak ya. Ne yapıyor bu? Adamın ısı çaktı ama. Burnu kanıyor. Kaç kullanıldı? Emre senle Mert'e böyle çak. Kullanıyor. Çok iyi değil. Ne çıkıyor insanlar birbirine? Ya şşt. Of ya. Of be. Bıraktı Lincoln. Ya, nerede top oynuyorsun gönderdi. Be? Yürü be yürü. Hadi. Hadi. Yeter be. Hadi. Yürü. Gol lazım Galatasaray'a. Vur. Yükleniyor Lucyon Karet'le. Vur getirmeye geldim. Aman hoş geldin. Hadi lan hadi. Hadi. Unutacağız değil mi? Hadi oğlum. Arapası güzel. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl bir gol. O top nasıl gol. İnanamıyorum sevgili seyirciler. Gol. Gel sen de. Ümit Karan. Hiç beklemediğimiz bir anda kendisini bekliyordu. Gol işte gol. Sadece tur atacaklar öyle mi? Aslında bu insan gol. Bir şey olmalı. Gol oldu ya. İstanbul'da Ali Samiye Stadında gol ve Karan büyük sevinç var. Gol. Bakın kendisi de inanamıyor gole. Yürü. 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 İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bir kez daha İstanbul'da inanamaz şeyler oluyor. Büyülü bir ortam var İstanbul'da. Yine gol. Hadi.
Oo, Volkan Bey. Maç bitti mi yoksa? Hı hı, muhteşemdi. Keşke hiç bitmeseydi. Kaç kaç bitti? 5-1. Ay, yazık size. Galatasaray 5. Ne? Ama son 5 dakikaya kadar 1-0 yenikti. Sarı kırmızı bu oğlum. Birden fırtına gibi esti, gol oldu yağdı. Aslında o sarı kırmızı çok iyi bir takım değil. Ama son dakikalarda şans yardım etti. Heh, işte objektif yorum. Çak bakalım bir tane. Emin misin? Ayıp ettin. Çak çak çak. Gülsüm. Gülsüm Hakan. Hakan Gülsüm. Ne yaptın ya? Gülsüm. Ne yaptın? Çok fena. Acıyor mu? Yak acımı ya. Ya oğlum neyin var bir bakayım. Bak. Ararıyor. Hakan beni hastaneye götür. Ya böyle Hakan, kalk. Böyle. Çok fena. Hakan böyle bir durum var. Evet, ben şey... Şunu çöpe atar mısın? Bu çiçeği mi? Evet, at onu çöpe. Peki. Nana. Vazgeçtim. Ver, ben sonra atarım. O çiçeğin sahibi... Yoksa tanıyor musun? Şey... Ben bir şey söyleyemem. Yani bilmiyorum. İyi geceler. Ne tuhaf kız. İnanamıyorum senin zekana Şoker. Demek oyuncakların ayaklanmasını sağlayacaksın. Bunu beraber başaracağız dostum. İyi de nasıl başaracağız? Söyler misin? Şimdi oyuncaklar arasında sürekli dolaşarak onları Kulina'ya karşı kışkırtmanı istiyorum. İyi de ne diyeceğim? Söyler misin? Bak şimdi. Beni iyi seyret. Arkadaşlar, bu yönetimden memnun muyuz? Hayır. Varsa yoksa dünyadaki sorunlar. Bizimle ilgilenen var mı? Hayır. Ne yeni bir eğlence merkezi, ne de bir Luna Park. Eskileri de çok kötü durumda. Peki biz nerede eğleneceğiz? Haklısın. İşte bunun gibi şeylerle oyuncakların aklını karıştıracaksın. Çok kolay. Evet. Tamam tamam, saçmalama. Oyun bitti. Hadi git bakalım. Git de çalışmaya başla. Baba, gidiyorum. Şoker. Bakıyorum hiç boş durmuyorsun. Ne yaparsın? Çalışkanlık başa bela. Konsey üyelerini bir an için etkilemiş olabilirsin. Ama oyuncakların senin pis oyunlarına uyup ayaklanmalarına asla izin vermeyeceğim Şoker. Asla izin vermeyeceğim Şoker. Göreceğiz bakalım. Hem burada hem dünyada senin kabusun olacağım Kulina. Şimdi izninle. Bana bak Şoker. Gücüm ne buradayım ne karşındayım. Oyuncaklar ülkesi için yapamayacağım hiçbir şey yoktu. Ona göre hayatı denk al. Ay of be. Zorla diktatör yapacaklar beni ya. Aa. Saçlar ne kadar güzel. Elmalı şampuanla yıkıyorum. 17 TL. Annen sana da alsın. Merhaba arkadaşlar. Şu Gamze'den kurtulduğum iyi oldu. Tabii oğlum, bizimle gezersin artık. Çok yalancı bir kız. Evet, söylemiştim. Onu değil, seni kastetmiştim. İşte mektup burada. Bu da Özge'nin defteri. Bakayım. İşte bu Özge'nin yazısının aynısı. Şey ben... Ver o defteri bana. Mert'e mektup yazıp sonra da benim üzerime atmaya utanmıyor musun? Şey ben... Ben yazmadım. Figen yazdı. Ben mi? Hiç de bile. Yalan söyleme. Çocuklar, yemekhaneden cephaneleri getirdiniz mi? Evet. Nasılsınız
Çocuklar, spagettiler geldi. Hadi bakalım, buyurun. Eline sağlık. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben Nana'ya bakmıştım. Nana mı? Burada değil mi yoksa? Buyurun, burada. Çok teşekkürler. Nana! Nana! Tanımadın mı beni evladım? Yok, tanıyamadım. Gel. Gel bir sarılayım sana. Öp bakayım amcanın elini. Maşallah. Çok özlemişim seni kızım. Ben senin amcanım. Nasıl hatırlamazsın? Ama uzun zamandır görüşemedik tabii. Benden kurtulamayacaksın Nana. İnsan olma izin veremem. Hoş geldiniz. Biz de yemek yiyorduk. Buyurmaz mısınız? Hoş bulduk evladım. Maşallah maşallah. Çok naziksiniz. Spagettiye de bayılırım. Birazcık alayım. Olur. Buyurun o zaman. Maşallah, maşallah. Kuzucuklarım. Amca yavaş ya, boğazında kalacak. Daha boğazı görmedim, geldim. Yeni geldim İstanbul'a. Amacına ulaşacak. İnsan olmamı engellemek için her şeyi yapıyor. Açık açık senin bez bebek olduğunu söylemez değil mi? Söyleyemez ama ya gece yarısı olduğunda bez bebek olduğumu Hakan'ın görmesini sağlarsa? Eyvah. Şey evladım, ben bir yolunu bulup Hakan'ı yatırayım. Ay bak Buş, nasıl yatıracaksın? Çocuk mu bu? Ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmiyor. Şaşırdım kaldım. Sihir falan yapsan. O da yapar. O benden daha güçlü. O zaman tek bir çare var. Kuline'yi çağıracaksın. Yapamam. Sürekli benimle uğraştığı için oradaki görevlerini aksatıyor. Konseyon'un görevini geri almak üzere. Şimdi yandık. Görüyor musun başımıza geleni? Ay, hadi gidelim bari. Gidelim bari. Amca, ilahi amca. Gerçekten çok tonton bir amcam var Nana. Ya, öyledir. Ne zaman gidiyorsun amcacığım? Kızım, hiç endişelenme. Senin de burada misafir olduğunu biliyorum. Kalıp da bu insanları rahatsız edecek değilim. Öyle mi? Pek güzel. Aa, öyle şey olur mu? Hiç olmazsa bir gece kalıp dinlenseydiniz. Ya, ya. Dediğim gibi, bir miras işi için geldim İstanbul'a. Bu gece dönmem gerekiyor. İsterseniz ben sizi otobüse bırakayım amcacığım. İyi de, evladım yavrucuğum. Benim otobüsüm saat 2'de. Hangi 2'de? Gece yarısından sonraki 2'de. O zamana kadar beni misafir edersiniz herhalde. Ne demek? İsterseniz şöyle koltuğa geçelim, daha rahat edersiniz. Hay 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 hay. Geç çocuğum, geç yavrum. Geç yavrum. Siz şöyle buyurun. Sağ olasın yavrucuğum, sağ olasın. Hakan, evladım, senin uykun gelmedi mi? Ne uykusu? Daha bu saatte. Hadi bize şöyle güzel köpüklü bir kahve yapsana Makbuz Sultan. Hadi. Pek severim, pek severim. Zıkkın iç. Orta şekerli. Çocuklar, hadi siz de benimle yukarı gelin. Hadi, hadi yapma zaten. Yalnız benim uykum yok. Amca çok komik. Biz onunla oturmak istiyoruz. Ya çocuklar, hadi lütfen. Hadi. 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 Hadi yavrucuğum. Güzel. Hadi yavrucuğum. Anlat bakayım delikanlı, anlat amca, anlat. Amca çok tatlısınız ya. İyi ki geldiniz bu akşam. Sen tanıdık de öyle, sizi. Sen de öyle, sen de öyle. Maşallah, maşallah.
Bu şoker denen mendapur saat 12 olmadan gitmeli. Ya da Hakan ondan önce uyumalı. Hay Allah, görüyor musun başımıza geleni? Bir daha asla eve kimseyi almayacağım. Şeytanın ta kendisi. Kılıktan gıdağa giriyor, baksana. Baksana şu kere. Saat tam 12 Hakan Bey. Nana'nın size bir sürprizi var. Öyle mi? Ne? Çocuklar ne oluyor? Kaç dakika geciktirebilirsin ki Nana? Senin için de o sonunda geldi. Buraya kadarmış. Seni var ya seni. Hala konuşuyorum. Seni yaşadın. Seni geleceğim.